Ahir zamanda kıyametin kopmasına çok az bir zaman kala Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'in başına gönderdiği bir komutan olan Hazreti Mehdi, adil bir idareci, dirayetli bir önder, şecaatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselam'ın vekaletini taşıyacak. Onun hilafetini, onun vazifesini yapacak. Garip duruma düşen İslam'ı gariplikten kurtarmaya çalışacaktır. Çünkü bunun için gönderilecek. Allahu Teala onu muzaffer edecektir. Mehdi Aleyhisselam hakkında çok sayıda hadis-i şerif nakledilmiştir. Alimler bunu mütevatir kabul ederler. Resulullah Aleyhisselam'dan beri Müslümanlar ahir zamanda Ehl-i Beyt'e mensup bir zatın çıkıp dini güçlendireceğine, adalete hakim kılacağına, Müslümanların ona tabi olup İslam beldelerinde hakimiyet kuracağına, bu kimseye Mehdi deneceğine inanmış ve bu âli zatın gelmesini beklemektedirler. Hadis-i şeriflerde ifade edildiğine göre İsa Aleyhisselam ile Mehdi Aleyhisselam aynı zamanda çıkacak ve Hazreti İsa, Hazreti Mehdi'ye yardımcı olacak. Birlikte Deccal'ı öldüreceklerdir. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı rivayet olunmuştur. Bugüne kadar Mehdi'yim diyenlerin hepsi şeytanın kuklasıdır, maskarasıdır. Bu çıkanlar yalancıdır, sahtedir, soytarıdır. Gelecek olan Hazreti Mehdi'nin alametlerini hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allah-u Teala o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak. Zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adaletle dolduracaktır. Nice asırlardan sonra Hatem-ül Nebi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden ve kendi neslinden gelecek olan bu kurtarıcının dünyaya malik olacağı haber verilmektedir. Yeryüzünde 4 kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam, kafirler ise Nemrud ve Uhdun Nasır'dır. 5. olarak Ehl-i Beytim'den birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacak. İşte o Zat-ı Âli Mehdi Aleyhisselam şeriat-ı Mutahhara'nın emir ve hükümlerine, tarikat-ı münevverenin edep ve erkanına harfiyen riayet edecektir. Allah-u Teala'nın ahkam-ı ilahisini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini yaşayacak ve yaşatacaktır. O zat insanlar içerisinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle amel eder. İslam yeryüzüne tam manasıyla yerleşir, yeryüzünde 7 sene kalır, sonra vefat eder ve Müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar. Mehdi aleyhisselam gelinceye kadar İslam ümmeti parça parça olmuş, uhuvvet kalkmıştır. Alimler nefis ve menfaatlarına düşkündür. İslam'ın kurallarını hafife alma, yok sayma yarışına girmişlerdir. Koyun postuna bürünmüşler, Müslüman görünüyorlar. Halbuki ne zamanın alimlerinde ihlas ne de amirlerinde adalet vardır. İşte o zaman Allah-u Teala beklenen kurtarıcıyı gönderir. Bölük bölük olan İslam ümmetini sancağının altında toplar. Zulüm için inleyen yeryüzünü adaletle doldurur. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve Ehl-i Beytim'den birisi gelerek dünyaya hakim olur. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa, o onu adaletle doldurur. Malı seviye üzere taksim eder ve Allah bu ümmetin kalplerine zenginlik verir. 7 veya 9 sene kalır. Mehdi'den sonra artık hayat yaşamakta bir hayır yoktur. Daha önce işkence, zorbalık, zulüm ile dolu olan yeryüzü o geldiği zaman 7 yıl kadar adalet, emniyet ve zenginlik içinde kalacaktır. O Zat-ı Muhterem'in şekil ve şemalini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle tarif ediyorlar. Mehdi bendendir. Alnı geniş, burnu ince, uzun ve ortası biraz yüksekçedir. 7 sene hükmeder. Yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Mehdi aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Fatıma validemizin neslinden gelecektir. Mehdi kızım Fatıma'nın çocuklarından ve benim Ehl-i Beytim'den. Naim bin Hammad radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mehdi aleyhisselam'ı açıkça tarif buyuruyor. Mehdi'nin çıkış yeri Medine'dedir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytindendir. İsmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismidir. Hicret edeceği yer Beytül Makdis, Kudüs. Sakalı sıktır, gözleri sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Hazreti Allah 3000 meleği Mehdi'ye yardım için gönderecek ve melekler ona muhalefet edenlerin yüzüne, arkasına vuracaktır. O yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir. Bir diğer hadis-i şeriflerinde ise Mehdi aleyhisselamın nurlu, parlak, adeta bir yıldız gibi parlayacağını haber veriyorlar. Mehdi neslinden bir şahıstır, yüzü parlak yıldız gibi. Bunun böyle olduğunu bilin, bu sahteleri bu hadis-i şerifin nur ışığı altında tanıyın. Mehdi bizden, ehli beytimizdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Allah-u Teala onu hıfz-ı himayesine ve tasarruf ilahiyesine alacaktır. Mehdi aleyhisselamı bir gecede olgunlaştıracak, o gece onu nuru ile dolduracaktır. Yani Allah-u Teala onu nuru ve kudsi ruhu ile destekleyecektir. Biz Abdülmuttalip oğullarıyız, cennet ehlinin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. Hakem bin Uyeyne radıyallahu anh'tan şöyle nakledilir. Ben Muhammed bin Ali'ye dedim ki, İşittiğimize göre sizden bir adam çıkacak, bu ümmet arasında adalet yapacak. O dedi ki, karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi kişi mümin olarak sabaha erer de kafir olarak akşama girer. Mümin olarak akşama erer de kafir olarak sabaha ulaşır. Dinini basit bir dünya menfaatine satar. Dinini basit bir dünyalığa satmıyorlar mı? İmam veya alim görünen bu gibi kimseler bunu yapmıyorlar mı? Onlar dini kendilerine uydurmaya çalışırlar. Madde ve menfaat, mevki ve şöhret uğruna dinden çıktıkları gibi başkalarını da çıkarmaya çalışırlar. Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bununla da kalmayacak. Mehdi'yim, hatta peygamberim diyen sahtekar soytarılar türeyecektir. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber vermiştir. Hepsi de Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı deccaller türemedikçe kıyamet kopmaz. Şimdi deccaliyet devrinin içindeyiz. En son deccale gelinceye kadar devam edecek. Şüphesiz ki kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir. İşte bu yalancılar bu zamanda mevcuttur. Onların her şeyi yalan ve dolandır. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde bu gibilerin durumunu şöyle tarif ediyor. Onlar hakikaten kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar yalancılardır. Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah'ı anmayı bile unutturmuştur. Onlar şeytan fırkasıdır. İyi bilin ki asır kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır. Ey Müslüman! Şeytanın istila ettiği bu sahteler şeytan taraftarıdırlar. Onlara tabi olan da onlarla beraberdir ve şeytan fırkasındandır. Bu yalancılara kanmayın, onları iyi tanıyın. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru tevcih etti. Ya Resulallah, Mehdi bizden Ali Muhammed'den mi yoksa bizim hayrımızdan mı buyurdular ki? Hayır, bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah bizimle insanları nasıl şirk adavetinden kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir diğer hadis-i şeriflerinde ise Mehdi'nin açık ve kesin 5 alametinden bahsediyor. Ümmet-i Muhammed haber veriyor. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha, peydada ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir.
Dikkat ederseniz bunlar Allah Resulü Peygamber Efendimizin beyanıdır. Artık bundan sonra çıkacak bu gibi sahtekarlara kulak vermeyin, itibar etmeyin. Bizim Mehdi'miz için iki alamet vardır ki Allah semavet ve arzı yarattığından bu yana böyle bir şey vaki olmamıştır. Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde ay, yarısında ise güneş tutulmasıdır. Allah semavat ve arzı yarattığından beri böyle bir şey olmamıştır.